Merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bugünkü yayınımızda akademi ile aslında gayrimenkul piyasasını bir araya getirebileceğimiz bir seriye başlıyoruz. Bu seride akademik dünyada hazırlanan makalelerin uygulamada Türkiye'de ne anlam ifade ettiğini ve bu makale içeriklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu serinin ilkinde de Profesör Doktor Ali Hepşan hocamızla birlikte onun da katılmış olduğu bir makalenin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Hem de böylece hem gayrimenkul piyasasından birazcık, konut piyasasından bahsetmiş olacağız. Hem de akademik yazında gayrimenkul piyasasında neler yapılıyor birazcık üzerinden konuşma fırsatı bulacağız. Ali Hocam hoş geldiniz. E, merhabalar Celal Bey, hoş bulduk. E, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben de ufak bir e, girizgah yapmış olayım. E, programdan önce sizinle de konuşurken, Geçmiş yani yakın zamanda bir yazı okuduğumu aslında Türkiye'de özellikle üretilen akademik çalışmaların bir anlamda kimin işine yaradığını sorgulayan bir e, yazı üzerinden konuşuyorduk hatırlarsanız akademik yayınlar son derece önemli aslında e, sanayiye özel sektöre e, karar vericilere politika yapıcılara yön vermesi açısından e, çok kıymetli çalışmalar e, Türkiye'de tabii bu kıymet ne kadar biliniyor ne kadar takdiri görüyor o ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta ee, bizim birinci amacımız. bu tür e, akademik çalışmaları üreterek e, biraz daha yol gösterici olabilmek çünkü nihayetinde e, dünyadaki akademik çalışmalar içerisinde dünyadaki e, var olan mevcuttaki çalışmaları da e, bir anlamda raporlama şansının söz konusu olabiliyor. Eldeki doğru veri setinin nasıl kullanılabileceğini e, ortaya koymak karar vericiler açısından son derece olabiliyor. Nihayetinde aslında bu tür çalışmalar bir kılavuz ıı, vazifesi de görüyor, o yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizin de bu yayına başlamanızın da bu anlamda önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Hocam, şimdi 2020 yılında sizin yazmış olduğunuz makalelerden birisinin üzerinden aslında sohbeti ben devam ettirmek istiyorum. Hem bu makale bizim konuşma konumuz olmuş olur, oldukça da fazla merak edilen konulardan birisi. Yani başlık olarak da benim çok hoşuma gittiği için birazcık da gündeme aldım. Burada makine öğrenmesiyle konut fiyatlarının tahmini üzerine bir, bir e, makale yazmışsınız. Şu makalenin kısaca detayını ben ekrana da getireyim. E, görmek isteyenler olursa üzerine en azından e, konuşmak için e, faydalı olabilir. Makaleden ben bazı notlar kendim çıkarmaya çalıştım. Ama onun öncesinde birazcık size şunu sormak istiyorum. Makine öğrenmesiyle gayrimenkul piyasasında Dünyada neler yapılıyor, Türkiye'de neler yapılıyor? Birazcık bize bunu anlatabilir misiniz? Ee, aslında tabii e, gerek Türkiye'de gerek dünyada e, tahminleme, sonuçta makine öğrenmesinin buradaki temel fonksiyonu e, tahminleme süreçlerini daha doğru, daha fazla veri setiyle ortaya koyabilmek. E, bunun ilk başlangıç noktasını biraz daha geçmişte aramak gerekiyor. Yani niye böyle bir tahminlemeye ihtiyaç var sorusuna bakmak lazım. Ee, bunun da doğru yanıtını arayabilmek için aslında 2008 yıllarına doğru yani Amerika kredi krizinin dönemine dönmek gerekiyor. Çünkü e, o döneme kadar evet konut fiyatları bir e, girdi olarak her zaman değerlendirilirdi e, ekonomi anlamında ama finansal krizlerin öncü göstergeleri kapsamında e, değerlendirilen unsurlar değildi bunlar. E, fakat işte 2008 krizi aslında bize gayrimenkul piyasalarındaki gelişmelerin ee, ekonomik anlamda ülkelerin gidişatını nasıl etkileyebileceğine yönelik de bir takım e, önemli e, gelişmeleri ortaya koydu. Dolayısıyla e, o dönem e, ben de içindeydim e, onu da söyleyebilirim. E, özellikle e, BIS'in (Bank of International Settlement'ın in, OECD ile beraber gayrimenkul özelinde, hatta daha da spesifik olarak konut fiyatları özelinde. Her ülkenin mutlaka bir konut fiyat endeksine sahip olması gerektiğini Dolayısıyla konut fiyat endekslerini yani fiyatlar ve ona bağlı olarak oluşturulan endekslerin Öncü ekonomik krizlerde öncü göstergi olarak e, kullanılmasına yönelik bir çalışmanın devamı aslında tüm bu konuştuklarımız. Bazelde ve sonra e, Lahey'de yapılan toplantılarda ben de e, katılmıştım. Hatta e, hazırlanan raporda benim de e, katkım bu anlamda söz konusu. Ee, biz oradaki toplantılarda aslında şunu görmüştük. Dünya şunu gördü bence. Ee, zihinlerde e, çok pür bir gayrimenkul piyasası söz konusu. Gayrimenkul verisine erişebilmek çok kolay ve erişilebilir nitelikteki yani doğruluğu artık ispatlanmış. Erişilebilir nitelikteki gayrimenkul verisi üzerinden bu gayrimenkulün nitel nicel özellikleri de olabilir fiyatta dahil olmak üzere. Bir fiyat endeksi oluşturmak aslında kolay ama çok da kolay değil. Niye kolay Çünkü biz o toplantılarda özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki veri eksikliğinin altını çizmiştik. Dolayısıyla hazırlanan kılavuza baktığımız zaman da gerçekten farklı metodolojilere bağlı olarak sadece tapudaki işlemler değil, farklı yöntemler, farklı veri setleri üzerinden gayrimenkul fiyat endekslerinin üretilebileceğine ilişkin bir kılavuz hazırlanmıştı. Ve ondan sonraki süreçte de biliyorsunuz. E, bize de merkez bankası e, değerleme raporları üzerinden konut fiyat endeksini hazırlar hale geldi ve o gün bugündür de e, yaklaşık 10 yılda geçti bu arada yanlış bilmiyorsam bir e, fiyat endeksi verimiz var var ama tabii bunlar hep e, belli veri setine dayalı ve anı yansıtan e, şeyler olarak karşımıza çıkıyor göstergeler olarak karşımıza çıkıyor ama piyasalar çok dinamik tabi çünkü sizin sadece geçmişte ne yaptığınızı e, gözlemlemeniz ya da anı bilmeniz yetmiyor. Gelecekte ne yapılabileceğini, piyasaların nereye gidebileceğini de öngörmeniz gerekiyor. Tabii bunun yanında istatistik bilimi de çok gelişti ve işte sizin de bahsettiğiniz bizim de 2020 yılında makalleştirdiğimiz şekliyle özellikle farklı algoritmalar üzerinden, makine değerlemesi yapıları üzerinden fiyatları tahmin etmek aslında buna bağlı olarak geleceği gayrimenkul piyasalarındaki geleceği öngörebilmenin bir anlamda bir kılavuzunu bu makale içerisinde ele almaya çalıştık. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman konusu gerçekten önemli. Benim bu şans mı gayrimenkul piyasasında konut yatırımında önemli diye yazdığım bir makalede şöyle bir şeye bakmıştık. Merkez bankasının verileri kriz dönemlerinde yani özellikle konut fiyatlarının çok hızlı değiştiği dönemlerde ister istemez yayınlanma periyodu sebebiyle ve data süresi sebebiyle geç kalıyor aslında. Doğru. Normal zamanlar için çok sorun değil ama fiyatlar çok oynaksa bu defa hakikaten çok hızlı bir şekilde ölçülmesi gerekiyor. Yani bu, bu defa bir buçuk iki ay geriden gelen veriler eski kalmış oluyor. Bunu aslında bugünlerde de görüyoruz işte aylık konut fiyatlarının yüzde dört buçuk beş nominal değiştiği ortamlarda iki ay geriden veri geldiği zaman ben bunları işte sosyal medyada paylaştığımda herkes ya bu veriler biraz eski mi sorgusuna Doğru. düştüğünü görüyorum yorumlarda. Haklılar da e, tabii. Şöyle bir anomali de var bence piyasada. E, yani bunu sonuçta e, Merkez Bankası tarafından hazırlanan konu fiyat endeksinin veri kaynağı değerleme raporları. Yani bankalar üzerinde kullandırılan krediler o krediler için hazırlanan değerleme raporları ve değerleme raporlarının çıktıları tabii ki e, bu e, endekste kullanılıyor. Fakat e, hepimiz biliyoruz ki işte şu anda aylık yüzde üç buçukluk neredeyse konut kredi faiz oranlarından bahsediyoruz. Şöyle biraz e, geçmişe baktığınız zaman aslında konuştuğumuz rakamlar aylık üç üç buçukluk rakamlar son 20 yılın en yüksek e, aylık konut kredi faiz oranları. E, en son henüz yayınlamadı ama elimizde Ağustos verisi var. E, TÜİK'in satış adetlerini görebileceğimiz o veri setinde bile ipotekli satışların yanlış hatırlamıyorsam yıllık bazda %26 oranında düşmesi söz konusu. 26.1'di galiba. Eylül'de de muhtemelen yine kredili satışlar geçen yıla kıyasladığımız zaman e, bir düşüş eğilimi sergileyecektir diye düşünüyorum. Ya bugün ya haftaya pazartesi açıklanacak rakamlar. E kredi satışlarda adetsel miktarda bir azalış var. Buna bağlı olarak değerleme raporlarında aslında bir azalış söz konusu. Piyasadan da bunu e, gözlemlemek söz e, mümkün. O yüzden e, dönüp iş e, değerleme raporlarına bağlı bir e, endeks verisi yayınlamaya dönünce e, hızla azalan bir veri seti yapısı da muhtemelen ve, e, veriyi hazırlayan, endeksi hazırlayan e, grubu da zorlar olacaktır diye düşünüyorum. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı dediğiniz çok önemli. Çünkü e, değerleme raporlarına bağlı olarak hazırlanan bir gösterge. Ama bir de sahadaki yani e, farklı veri portallarının, ilan portallarının isim vermeye gerek yok ama ilan portallarının bu ölçekte yapmış olduğu çalışmalar söz konusu. Şimdi e, bu da bir anomali. Yani ilanlardaki metrekare satış fiyatlarının, e, resmi metrekare satış fiyatlarının daha da altında kalması da özellikle 2022 ile beraber başladığımız dönemde çünkü 2022'ye kadar 10 yıllık dönemde birbirine çok yakın veri setleri ama sonraki dönemde birbirinden çok ayrışan iki veri setini gözlemleyebiliyoruz. E, bunun da bu tür eee Endeks çalışmalarında karar vericileri zorlayacak bir durum yaratacağını vurgulamak gerekiyor. Peki hocam izninizle şöyle birazcık makaleye doğru yaklaşmak, girmek istiyorum içeriğine. Şimdi bu 2020 yılında yapmış olduğunuz bir çalışma. Doğru. Yaklaşık 2015-2019 dönemindeki bir veri toplaması yapıyorsunuz. Doğru. O zamanlar evet, veri sağlayıcı kurum isim yani zaten ekranda da gözüküyor ama biz o zaman Zingat üzerinden bu verileri derlemiştik. Yani sonuçta aslında bu çalışma veri sağlayıcı her kur, kurum kim ise onun veri seti kullanılarak da tabii ki gerçekleştirilebilir. Ama tabii biz bu çalışmayı yaparken o dönem Mehmet Bey de Zingat ekibi içerisindeydi. Kamil Bey de Zingat ekibi içerisindeydi. Dolayısıyla veri sağlayıcının pür, saf, doğru lanmış verileri üzerinden gittiğimiz bir çalışma olduğunu altını çizmek lazım. En azından bu anlamda veri temizleme işini nispeten azaltan bir süreçle başlamıştık bu çalışmayı hazırlarken. Burada sizin almış olduğunuz verinin içerisinde bir konutu tanım, tanımlayan 15 tane değişkeni de işin içerisine alıyorsunuz, evet. değil mi? Bunun içerisinde işte büyüklük, oda sayısı gibi kriterler var. Anladığım kadarıyla. Evet. Terbiye yani. nicel değişkenlerden bahsediyoruz. Sonrasında bu verileri bir aslında sisteme sokarak bu verilerle, bu verilerin karşılığında da her bir konutun değeri var. Bir konut doğru. var, bu konuta ilişkin 15 tane veri var. Oda sayısı bulunduğu kat, otoparklı olup olmaması, asansörlü olup olmaması. Ondan sonrasında bu konutun karşısında 3 milyon TL yazıyor ve böyle alta doğru indiğimiz zaman birçok veri var. Ve biz makine öğrenmesine ne diyoruz? Bak bakalım bu 15 veriyle değerler arasında nasıl bir ilişki var mı diyoruz. Evet, nasıl, hatta şöyle diyoruz sistem. daha doğrusu, geçmişe bak, aralarındaki ilişkiyi gör, devamında bana bir sonuç, olasılık türet diyoruz. Böylece aslında sizin orada vermiş olduğunuz değer, her bir konut için olan değeri makineye doğru olarak kabul etmesini söylüyorsunuz. Doğru, e, o da Peki onu burada... işledikten sonra bir bize çıktı sağlıyor. Şimdi ben baktığım zaman farklı farklı ülkelerde uygulamalar, sizin bu literatür araştırması bölümünde, makalenin öncesinde, farklı ülkelerde farklı yöntemlerin kullanıldığını dan bahsediyorsunuz. işte Lagos'ta belli bir emlak firmalarının yapmış olduğu bir çalışmayla böyle bir çalışmanın yine yapıldığını ama burada da konut satışlarından ulaşılan bir değer üzerinden Doğru. ...yapıldığını böyle o, bir şey görüyoruz. O çalışmada görürüm. yanlış hatırlamıyorsam 11 tane değişken vardı. 11 değişken üzerine yapılan bir çalışmaydı aslında o. Peki hocam burada şey fark eder mi? Yani makine öğrenmesi açısından çıktı da... ...doğrulamayı yaptığımız değerin ilan satış verisi olması... ...ya da gerçekleşen satış verisi olması önemli mi? E, ya da ben, ne açıdan önemli olur? Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani tabii ki burada e, hangi ülke veri seti üzerinden konuştuğumuz çok önemli. Yani siz doğrulanmış ilan verisi üzerinden gittiğinizde başka bir e, konuşmayı e, ortaya koymak lazım. E, ya da bizim gibi e, aslında henüz tam anlamıyla e, doğrulanmamış bir ilan veri seti üzerinden gidildiğinde başka bir e, konuşmayı karşımıza getirmek lazım. Ya da yine bizim gibi e, özellikle tapudaki gerçek işlem, fiyatlarının doğruyu yansıtmadığına ilişkin bir genel kanaat söz konusuysa, o anlamda da farklı bir e, bakış açısı ortaya koymak gerekiyor. Bu işin doğrusu aslında şeye çok benziyor baktığınızda. Konu fiyat endekslerinin e, bu e, gerçek alım-satım verilerini kullanarak ortaya koydukları sürece çok benziyor. Eğer elinizde gerçek yakın zamanda gerçek alım-satım verisi, satış verisi, fiili gerçekleştirilmiş bir işlem verisi söz konusuysa e, o ölçekte şeyi yapabiliyorsunuz. Evet, elimde yakın zamanda, çünkü burada zaman da çok önemli, yakın zamanda gerçekleşmiş bir işlem var. E, i̇şleme konu varlığın e, değerini etkileyen bir takım faktörler var. Aynı yakın zaman diliminde fiilen gerçekleşmiş bir başka işlem var ve onun da değerini etkileyen farklı faktörler söz konusu. Dolayısıyla ...o faktörlerin bir anlamda önce değeri olan etkisini ortaya koymak gerekiyor. Ee, sonraki süreçte e, her bir faktör zamana bağlı olarak değeri ne kadar etkilemiş... ...onu değerlendirmek gerekiyor. Ve bu veri setini çeşitlendirdikçe ve büyüttükçe oradan bir sonuca ulaşmak gerekiyor. Yani işte bulunan kat değeri üzerinde ne kadarlık bir etki yaratmış... E, ...evin kullanım alanı e, değer üzerine ne kadarlık bir etki yaratmış... E, işte otoparkın olup olmaması ya da işte e, toplu taşımaya yakınlığın olup olmaması değer üzerinde ne kadarlık bir etki yaratmış böyle bir geniş veri seti e, şey yaptıktan sonra ortaya koyduktan sonraki süreçte devamında her bir değişkenin geçmişteki gözlemlere bağlı olarak değer üzerindeki etkisini ve buna bağlı acaba değişken e, farklılaştığında değer nasıl farklılaşır diye düşünerek bir yorumlama yapma yetkinliğine kavuşuyorsunuz. Ama... Bu ancak ve ancak elinizde gerçek anlık işlem verisi söz konusuysa bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu çok güzel uygulayan ülkeler var. İlla bir ülkenin bu ölçekte gelişmiş bir pazara sahip olmasına da gerek yok. Yani pek çok gelişmekte olan ülkede de aslında benzer sistemlerin kullanıldığını vurgulamak gerekiyor. Ama iş birazcık kendimize doğru döndüğümüzde farklılaşıyor. Yani sizde bir kere elinizde gerçek alım satım verileri yok. İkincisi, e, velev ki gerçek alım-satım verileri söz konusu olmuş olsa, ona bu koşullarda erişim şansınız söz konusu değil. Dolayısıyla dönüyorsunuz ilanlardaki veri setlerine ve ilanlardaki veri setlerinde olabildiğince Temizlemeniz gerekiyor. Çünkü o veri seti içerisinde de gerçekten hepimizin bildiği gibi kirli yanıltıcı, veriler kirli veriler söz konusu. Evet. O çok ciddi bir hammaliyet haline gelebiliyor. O da akademisyenleri gerçekten zorluyor. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz veri setlerini. Ben de yıllardır, neredeyse 2007, 15-16 yıldır bu veri setleri üzerinde çalışıyorum Farklı amaçlar doğrultusunda. Özellikle ilana çıkmış veri setlerinin bir kısmının gerçekten yanıltıcı veri setleri olduğunu, onu anlamlı bir sonuca dönüştürelim derseniz e, bu sefer e, çalışmada yaptığınız efordan daha fazla eforu o veri setini temizlemede kullanıyorsunuz ki bu da zaten işin çaydırıcı boyutu haline geliyor. Peki hocam şöyle bir şeye sorarsam makine öğrenmesiyle e, bir bölgedeki ya da işte bölgelere bağlı olarak konuma bağlı olarak daralttığımız zaman işte o değişkenlerle birlikte bir bölgede konut değerinin üretilmesini başarabildik. Şimdi mesela literatür bölümüne baktığımız zaman bazı ülkelerde bazı örneklerden de bahsediyorsunuz. Bunu e, nerelerde kullanmak mümkün olabilir? Hangi aşamalarda bize böyle bir şey yardımcı olabilir? Yani insanlarla beraber yapmış olduğumuz, yani benim de içinde bulunduğum değerleme sektöründe kişiler bunları masa başında hala yapmıyoruz. Hep sahaya gidiyoruz. Sağ, sahadan topladığımız verilerle sonra masa başında bazı verileri bir araya getirip değere ulaş, ulaşıyoruz. Ama bu sistem tabii ki süreci çok hızlandıracak bir şey. Nerelerde işimize yarayabilir? Bir kere bir, az önce dediğim gibi aslında bunun çıkış noktası gayrimenkul fiyatlarının mevcut durumundan ziyade gelecek öngörülerinin bir ekonomik krizlerde öncül gösterge olup olmamasını sağlatabilmekti. Dolayısıyla ekonomi anlamında karar vericiler açısından en büyük e, özellikle hane halkının servet yatırımlarının gayrimenkul tarafına Türkiye'de döndüğünü düşünürseniz gelecek dönemde gayrimenkul fiyatlarının ne olabileceğine ilişkin beklenti beraberinde hem bankaların teminat değerlerinin ne olabileceğine ilişkin bir öngörüyü size e, dahil etmiş oluyor hem de burada işte bankaların bir teminat açığı söz konusu değil mi? Nin yanı sıra aynı zamanda bireylerin de kendi varlıklarının değerini öngörerek alım ya da satım noktasına karar vermesine bir karar destek mekanizması olarak değerlendirilebiliniyor. Ama bana sorarsanız buradaki en büyük majör e, istek ya da olması gereken nokta e, özellikle e, finansal kriz öngörülerine bu bir öncül gösterge midir sorusuna daha net daha yanıt verebilmesidir. Çünkü hep konuşuyoruz işte e, yakın zamanda da fiyatlarda aşırı şişkinlik var mı yok mu sorusu gündeme geliyor ee, ama bunu yapabilmek için, ya bu tür değerlendirmeleri yapabilmek için e, aslında gelecekte de gayrimenkul fiyatlarının mevcuttan ne kadar ayrışıp ayrışmadığını doğru tutarlılıkla ölçmeniz gerekiyor. Bu tür e, özellikle karar vericilerin e, uygulama alanlarında gelecek beklentilerinin, gayrimenkule ilişkin gelecek beklentilerin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dediğim gibi ciddi bir veri seti olarak, geride olarak. Öncü göstergeler noktasında kullanılmıyor. Hocam böyle bir e, şeyi yapabilmek için herhalde makroekonomik göstergeleri de bunun içerisine koymak, bir de Türkiye'nin herhalde çok uzun bir geçmişine en azından bunu götürebilmek lazım. Yani bunun içerisinde işte Türkiye'nin en azından 8-10 tane yaşamış olduğu kriz dönemlerini de bunların içerisine koymak gerekir herhalde, değil mi? Tabii tabii. Yani çünkü bu e, ya bu tür e, yapıların işte ya, makine öğrenmesine bağlı. Daha doğrusu. Ee, çok sayıda veri seti üzerinden bir sonuca e, ulaştırabilir nitelikteki mekanizmaların e, doğru ve hassasiyetle çalışabilmesinin öncül unsurlarından bir tanesi doğru, gerçekçi bir veri seti. Ve o veri setinin de hem sürekli besleniyor olması lazım hem de dediğiniz gibi ne kadar çok geçmişten beslenirse o kadar daha sağlıklı sonuç veriyor olması lazım. Çünkü geçmişe baktığınız zaman hem yükselen piyasaları e, dikkate alır nitelikte olacak hem Daralan piyasalarda gayrimenkulün nasıl bir refleks gösterdiğini dikkate alacak. E, tabii ki bizim çalışmamız biraz daha prototipti. Yani eldeki veri setine bağlı olarak biz kısıtlı bir zaman dilimini aldık. 2015-2019 dönemini dikkate aldığımız zaman da genellikle yükselen piyasalardı. E, bizim burada e, kullandığımız e, veri setinin dayanığı. Ama bunun biraz daha geçmişe doğru tabii ki çekmek gerekiyor. Bakın şimdiki rakamlarla o gün yani o günkü rakamlar arasında bile bölgesel anlamda ne kadar yüksek farklılıklar söz konusu. Malzem o günler, yani çok uzun zamandan bahsetmiyoruz abi bu arada. E bundan 3-4 sene öncesinden bahsediyor. Şimdi onların yanında birer tane sıfır koymak gerekiyor muhtemelen? Aynen öyle olmuş oldu. Burada tabii zamanla beraber değer düzeltmesini de yaptınız, değil mi? 2015'ten 2019'a evet. kadar olan verilerde. Orada konut fiyat endeksleriyle mi düzelttiniz hocam değerleri? Evet, konut fiyat endeksleri üzerinden gitmiştik, doğrudur. Burada şimdi hem satılık fiyatlarını aldığınız bir veri var bir de kiralık fiyatlarını almış olduğunuz Doğru, çünkü veri yani var. Yani bunu bir e, mesela kira da bu anlamda son derece önemli. Şimdi kirayı konuşuyoruz ama aslında e, karar vericiler evet. açısından baktığınız zaman ürün sadece satılabilir nitelikte bir ürün değil. Aynı zamanda ürün e, tasarruf sahipleri açısından da kira geliri elde etme beklentisi taşıyan da bir ürün. O yüzden e, buradaki kira beklentilerinin de ne olabileceğini tahminlemek e, önemliydi. Çünkü bu, buna bağlı olarak nem alanan bir e, yatırımcı grubunun da e, konut ya da gayrimenkul sektörü içerisinde konumlandığı söyleyebiliriz rahatlıkla. Tabii yani %27'lik bir kiracı e, durumu olduğuna göre Türkiye'de önemli sahip bir Ev sahibi oranı de. da azalıyor baktığınızda. Evet. Şimdi burada e, modeli bazı şeylerle karşılaştırıyorsunuz sonuçlarını hem kiralarda hem satışlarda. Bu modellerden biraz Bizim anlayacağımız şekilde bahsetmeniz mümkün mü? Ee, tabii ki ee, şöyle aslında burada bir kıyaslama yapmaya çalışıyoruz. tutarlılığını ölçmeye çalışıyoruz çok özet ifadeyle. Bir geçmiş dönem veri setiniz var ve siz o veri seti üzerinden bir gelecek tahminlemesi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama o gelecek tahminlemesinin doğru ya da yanlışlığını da aslında bir kesit halinde ben geçmişteki belli bir dönemi önce tahminliyim sonra gerçekleşmeyle bunu kıyaslayayım. Acaba sonucum ne kadar tutarlı ya da değil konusunda bir değerlendirme yapmanız lazım. Dolayısıyla geçmiş veri setini de kendi içerisinde alt parçalara ayırmak gerekiyor. Önce geçmişi tahmin etmiş olsaydım nasıl bir beklenti ortaya konulabilirdi? Bu beklentiyi var olan geçmiş veri setiyle kıyasladığımda ne kadarlık bir sapma söz konusu? Eğer bu sapma olabildiğince minimumsa o zaman dönüp Ha, demek ki ben geçmişte kendi gözlem veri setimle geçmişe ilişkin tahmin veri seti arasında tutarlılık elde ettim. O halde e, yaptığım çalışma doğru bir çalışma diyerek bugünü gelecek e, dönemlere doğru taşımak ya da beklentiyi gelecek dönemlere doğru aktarmak önemliydi. Biz de bunu farklı metodolojilerle yapmaya çalıştık. E, nihayetinde amacımız dediğim gibi e, hem geçmişi e, bu anlamda değerlendirmek, öngörü Yetkinliği kazanmak, o yetkinlikle beraber geleceği tahmin etmekte. Bunu biraz yaparken tabii işte Stockholm'daki gibi farklı ülkelerdeki, farklı şehirlerdeki yapılara benzeterek yapmaya çalıştık. Ve amacımız da işte başlangıçtaki 15 tane verinin değer üzerindeki etkilerini öngörebilmekti aslında. Şimdi tabii bu anladığım kadarıyla biraz bizim hani hedonik sistemlerde kullanmış Aynen. olduğumuz konfor etkenleri diyebileceğimiz Doğru. şeyler değil mi bunlar? Aynen öyle. Aslında böldüm lafınızı çok doğru Kesinlikle. bir nokta. Biz ilk bu dedim ya gayrimenkul fiyat endekslerinin oluşturulmasına yönelik özellikle BIS'in başlattığı bir çalışma söz konusuydu oraya gittiğimiz zaman aslında gelişmiş ekonomik gelişmiş ekonomi anlamında gelişmiş ülkelerde daha pür daha doğru bir gayrimenkul veri seti olduğu için hep yapılan çalışmalar hedonik odaklı çalışmalardı. yani değeri etkileyen faktörler neler o faktörlerin e, dikkate alarak bir endeks oluşturulmasıydı. Aslında e, burada kullanılan bu makine öğrenmesi ya da bu tür işte yapay sinir alanına da katabilirsiniz çalışmaların temel motivasyonu da o. Ama bunu yaparken geçmişteki değer üzerine etkileyen faktörlerin hem neler olduğunu doğru verilerin neler olduğunu belirlemek onların etkilerini gözlemlemek sonra da üzerine aslında o çalışmayı hedon edip e, ileri seviyeye taşıyarak ne olabileceğine ilişkin ...ilgililere fikir vermekti. İşte biraz biz onun mevcut veri seti üzerinden yapmaya... ...bu anlamda çalıştık. Çok ilginç sonuçlardan bir tanesi de mesela... E, ...terasların hiçbir öneminin... ...olmadığı gibi ya da en düşük öneminin... ...olduğu gibi Doğru. bir kriter çıkmış şeyin içerisinde... ...çalışmanın mesela, içerisinde. Bugün bu çalışmayı yapsanız ben eminim... E, ...tam tersi çıkabilir. Özellikle pandemi, pandemi sonrası değil mi? Evet, evet, etki dikkate aldığımızda. Mesela... Çok ilginçtir. Yani çalışmanın sonuçlarına baktığımız zaman daha nitel faktörlerin değer üzerinde etkisini görüyoruz ama emin olun keşke ölçebilsek mesela komşuların gelir düzeyi bence çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkabilirdi. Yani alt katta kim var, üst katta kim var, kimle beraber oturuyorum. E aidatlar çok belirleyici bir unsur olabilirdi. Ben eminim e, bu saymış olduğum faktörler en az klasik bize çıkan sonuçlardakine evin kullanım alanına eş gelir nitelikte bir değer üzerinde etki yaratır. Hocam peki e, yani her zaman hani bu çalışmaları yaparken şurada zorlanıyoruz. Mutlaka siz bu alanda çok daha tecrübelisiniz. Veriyle ilgili bir sıkıntımız var ve eskiden e, gazeteler önümüzdeydi. Bu verilere bir emek harcayarak işte 10 yıllık, 5 yıllık gazetelerden verileri toplayıp çok kısıtlı da olsa işte 7 8 kelimeyle verilmiş ilanlardan veri toplamak Doğru. gibi. Yani tabii söylediğiniz detayların hiçbiri bunların içerisinde yok ya. Bugün internet ilan sitesine girdiğimiz zaman işte 15 tane değişkeni toplayabiliyorsunuz. Belki daha fazlasına zamanla da ulaşmak mümkün olacak. Ama bir veri sıkıntımız var. Şimdi tabii ilan siteleri bu datayı kendilerinde tutuyor. Ama öbür tarafta bunun bir kamusal yararı da yok mu? Bu verinin en azından şifrelenmiş, kapatılmış olarak en azından akademisyenlerle paylaşılması ya da kamu yararına paylaşılması gibi bir şey gündeme gelemez mi? E, bu Aslında Celal Bey biz, e, siz de çok iyi biliyorsunuz, bazen çok önemli fırsatları kaçırabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi e, 2019 yılında e, bu değerli konut vergisi düzenlemesinin içerisinde değer haritalarının oluşturulmasıydı. Bence biz bunu o günlerde başlatmış olsak mutlaka başlangıç noktası devam eden süreçte sıkıntılar olurdu ama aradan geçen bu 4-5 yıllık zaman dilimi içerisinde elbet bir yol alabilirdik diye düşünüyorum. Elimizde dediğiniz çok doğru kıyaslayacağımız kolaylıkla erişebileceğimiz gayrimenkul sektörü özelinde çok kısıtlı veri seti var. Ne var? İşte Merkez Bankası yayınlamış olduğu endeks verileri var. Ne var? İşte yeni konut, ikinci el konutlardaki endeks verileri ya da üç büyük şehirdeki ve Türkiye genelindeki metrekare fiyatları söz konusu. E ama ne yok? İşte ne yok? Aslında ilan sitelerinin elinde bulundurdukları veri setleri yok. Yani değeri etki eden unsurlar neler sorusuna yanıt veremiyoruz. Zaman zaman farklı akademik çalışmalar doğrultusunda biz de öyle. Bu veri setlerini edinmek mümkün ama bunlar da dediğim gibi çok kısıtlı olarak sunulabiliyor. Ya da çok nadiren desteklenen e, çalışmalarda karşımıza çıkabiliyor. E, ama şunu da çok e, aslında üzülerek de söylemek istiyorum. Biraz geçmiş döneme baktığımız zaman e, 10. 11. 9. kalkınma planlarında e, gayrimenkul ya da e, konut ihtisas raporlarını incelediğimizde de gayrimenkulde veri eksikliği hep bir e, eksiklik olarak belirlenmiş ama devamında işte o, o, o e, istek fiiliyata dönmemiş. E dönmeyince de biz hala aynı şeyleri üzülerek de olsa e, konuşmaya devam ediyoruz. Yani gayrimenkulde veri ihtiyacını konuşmaya devam ediyoruz. Keşke elimizde anlık olarak akışkanlık sergileyen, mesela Avustralya bunu çok iyi yapıyor. E, RP Data üzerinden anlık olarak elimizde keşke kapıdaki verilere erişme şansımız olsa, eriştiğimiz veriler anlık satış verileri olsa ve aynı zamanda erişilen bu veriler gayrimenkulün ee, özelliklerini de içeren bir şekilde bize sunulmuş olsa emin olun Türkiye'de çok daha yoğun bir şekilde gayrimenkule ilişkin farklı öngörü modelleri, farklı e, değerlendirmeler, e, karar vericiler açısından gerçekleştirilebilir diye tahmin ediyorum. Parsel sorguda hatırlarsanız bir dönem bölgedeki satışlar falan paylaşılmaya başlamıştı. O zaman bayağı heyecanlanmıştık. Evet ben çok heyecan, değerler... gelecek mi diye e, gelmedi yani hatta azaldı da belli bir dönemde de yine kapandı maalesef. maalesef. Umarım daha fazla veriye ulaşabileceğimiz zamanlar olur. Evet olacak. işte bu biraz akademisyenlerin siz de biliyorsunuz akademisyenlerin kendi kişisel çabalarıyla e, hakikaten Türkiye'de gayrimenkul özelinde çalışmalar şekillenebiliyor. Umarım hani e, bu programda buna vesile olur. Bu biraz daha yaygınlaşır halde bize sunur. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben Bizleri ediyorum. bilgilendirdiniz. Hem makale hakkında hem gayrimenkul piyasası hakkında sizin görüşlerinizi de almış olduk. Böylece bu seriye de devam edeceğiz. Sizinle başlamış olduk. Çok Sağ olun. Keyifle takip Atmanız edeceğim. Için. Teşekkür ediyorum.